Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 17 Ekim Salı günü niyetine arkadaşlar şöyle fincanımı siz sevgili takipçilerime, abonelerime niyet ederek kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi şöyle oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ve açılımda size ait olan lütfen pozitifliği alın. Negatifliği bırakın gitsin. Önce bir kahve sonra da bir tarot açılımı yapacağız. Niyetinizi tuttuğunuzu düşünerek hemen fincanıma geçmek istiyorum. Bir bakalım beraber bizlere neler gösterecek. Şöyle sizlere bir gösterelim. Hmm, evet. Hemen bir başlayalım arkadaşlar. Bakın ağzınız, gözünüz, burnunuz birbirine karışmış bir şekilde. Yani bu kafada bir takım problemlerin olduğunu ama başkasının problemlerini Kafanızda düşündüğünüzü gösteriyor. Ve karışmış şekilde olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Evet birilerinin problemlerini kendi probleminiz gibi çözmeye çalışıyorsunuz. Düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Neler yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Ama aynı zamanda kendi hayatınızda karışıyor bunu yaparken. Bunun farkında olmanız gerekiyor. Şimdi her insanın belli bir kapasitesi var. Siz önce kendi derdinizi probleminizi çözmeye çalışıp sonrasında başkalarının problemlerine kafa yormanız gerekiyor. Aksi takdirde dışarıdaki düşünceler sizin hayatınızı açıkçası mahvediyor. Hayatınızın akışını değiştirmiş oluyor ve siz bunu bilinçli olarak kabul edip yapmaya çalışıyorsunuz demektir. Bak bunu da söyleyeyim. Neden? Çünkü başkalarının problemlerini çözmeye çalışıyorsunuz. Önceliği kendi hayatınıza verin. Bütün problemleriniz çözüldü mü? Hayatınızda sıkıntı yok mu? O zaman eğer siz isterseniz başkalarının problemlerini kabul edin. Yoksa bu şekilde hayatınızın akışını da değiştirmiş oluyorsunuz. Bak bunu söyleyeyim. Kulaklar iki taraftan kapatılmış arkadaşlar. Kapatmışsınız. Burada e birlerinin söylediklerini, yaptıklarını da zaten görmek istemiyorsunuz ama birlerinin söylediklerini duymak istemediğinizi gösteriyor. Ve sizin burada kulakları o kadar sıkı bir şekilde kapatmanız, hani ciddi olarak görmek istemediğiniz, belki de hiç yani sesin dahi duymaya tahammül edemediğiniz birlerinin sizlere bir şeyler söylemesi ama sizin bunlarla ilgilenmeme durumunuz var. Ekstradan da zaten istemiyorsunuz ondan gelecek herhangi bir sözü duymak dahi istemediğinizi gösteriyor ve bunu yapabiliyor olmanız bak birilerini görmek istemeyip de görmemeniz duymak isteyip de duymamanız açıkçası sizin güçlü bir yapıda güçlü bir karakter yapısında olduğunuzu da gösteriyor. Yani kendi hayatınızın kontrolünü kendi elinize almak gibi bir durumdur bu bunu yapabiliyorsunuz ve yanınızdakilerden daha da güçlü olduğunuzu gösteriyor. Şimdi hayatın olağan akışında bir pişmişlik var arkadaşlar. Hani pişip de belli bir kıvama gelir ya insan. Sizin de böyle bir durumunuz var. Kişiliğiniz, karakteriniz oturmuş bir vaziyette görünüyor. Yaşanmışlıklar, tecrübeler ee, yaşanacak olanlar ve bunları bilmeniz, yani hayatın içinde e, tecrübelerle beraber bir olgunlaşma seviyesine geldiğinizi gösteriyor. Bak herkes, evet belli bir takım şeyler yaşar, tecrübe sahibi olur ama pişip de belli bir kıvama gelmez. Yani o olgunlaşma seviyesi herkese nasip olmaz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim siz burada öyle bir kıvama gelmişsiniz ki tamamdır yani bundan sonra e, ne kadar sıkıntı gelirse gelsin bunlara bir göğüs gerebilme mücadeleniz var. Ve böyle bir gücünüzün de olması sizleri ayakta tutuyor ve bu sizin için güzel bir şey. Bak etrafında bir insan var bak bir karakter var hep el alemin hareketlerini hep el alemin söylediklerine göre hareket eden durumda olduğunu hatta kendi kararlarını dahi kendi şahsi hayatıyla alakalı bazı kararları dahi el alemin fikrine göre değiştirebilen ve o şekilde karar veren bir insan. Bu insanla tartışabilirsin. Neden kendi şahsi hayatına birilerini karıştırıyorsun? İşte neden kendi kararını birileri bir şey söyledi diye değiştiriyorsun diye bu insana kızacağınızı gösteriyor. Kızın da zaten evet kendi şahsi hayatınızla dahil olmak üzere yani öyle herkesinkine müdahale etmeyin ama e, yani birilerini de uyarmak istiyorsanız sevdiğiniz insanları uyarın lütfen. Öyle herkes herkesin hayatına da müdahale etmesin. Bakın arkadaşlar, şöyle bir saniyenizi alacağım. Bakın, bedeniniz, elleriniz, yüzünüz özellikle bembeyaz çıkar vaziyette. Ya burada bir aydınlanma var, tamam mı? Şimdi evet, bazından körlük durumları olmuş olabilir. Yani iftiralar olabilir. Ama yüzünüzün, bedeninizin aydınlanması bu uğradığınız yalanlar, iftiralar, nankörlüklerin hepsinin artık boşa çıkacağını gösteriyor. Gerçeklerin ortaya çıkması gibi bir durum olduğunu gösteriyor. Ve siz önünüze bakar vaziyettesiniz. Ben ilerleyeceğim. Kim bana yalan atarsa atsın. Kim bana iftira atarsa atsın. Benim önüme engel de olsalar ben onları aşıp ilerleyeceğim diyorsunuz resmen. Kabiliyetiniz var ve e, kabiliyetinizin de farkındasınız. Bak bu kadar kendinizin farkına varmanız gerçekten müthiş. Bu da biraz da inancınızı e, nasıl desem inatçılığınızla beraber inatçılığınız yüzünden yükselmeniz gibi bir şey oluyor. Benim önüme istediğiniz kadar engel koyun. Ben bu konuda bunu istiyorum ve inadımla beraber, inadınız kamçılanıyor çünkü inadınızla beraber kararlı davranıyorsunuz ve istediğinizi, hak ettiğiniz şeyleri alacağınızda gösteriyor. Şimdi burada şöyle bir durum var, bunu da söylemeden es geçmeyeceğim. Bir yerde tıkanacaksınız arkadaşlar, ilerlemeleriniz var ama ee, bir tıkanma durumu da var. Evet burada tıkanabilirsiniz ama yine de o güçlü tavrınızdan taviz vermeyin ve e, o engeli de aşarak ilerleyeceksiniz. Merak etmeyin. Tıkandığınızda kesinlikle pes etmemeniz gereken bir zamandasınız. Bilginiz olsun. Bak, maddi olarak şöyle bir durumunuz var. Bir yatırım, bir proje, bir program, belki bir takım para değerlendirmeleri. Böyle bir durumun içindeyseniz, burada şöyle bir şey gösteriyor. Bu parayla alakalı çoğalma var. Bu paranın ilerlemesi gibi bir takım durumlar var. Ve bu parayı sizin hayat içinde e, yani bir konuda kullanma durumunuz var. Evet, para değerleniyor. Parayı değerlendirdikten sonra para yükseldiğinde, çoğaldığında örnek veriyorum, araba alırsın. Örnek veriyorum ev alırsın gibi. Böyle bir durumunuzun olacağını gösteriyor. Projeleriniz varsa bunları gerçekleştirebileceksiniz. Yatırım yapmak istiyorsanız yapabileceğinizi de gösteriyor. Bakın arkadaşlar böyle küçük küçük, e, böyle dizi dizi dişler demek istiyorum ben buna. Evet bir hayat yolculuğu, hayatı düzene sokma çabası. Ve aynı zamanda ben buradaki e, dişleri çenede alt tarafta gösteriyor. arkadaşlar bu ne demek biliyor musun? Anneyle ile alakalı anne tarafıyla alakalı bazı konular e, geleceğe dair konular. Bak geçmişten gelen ama geleceğe dair konular gündeme gelebilir. Ekstradan da şunu eklemek istiyorum. Sağlık olarak, Dişlere, ağıza, çene bölgesine lütfen dikkat edin. Sağlıkla alakalı da bir takım konular gündem olmasın. <laughs> Bakın arkadaşlar. Hmm. Biraz dallanıp budaklanıyorsunuz. Kafanız ne kadar karışık olursa olsun. Bir yuva problemi var biliyor musunuz? Belki yeni bir yuva kuracaksınız, belki yeni bir e, evlilik yoluna gireceksiniz ya da yuvayla, aileyle alakalı bir takım problemler var. Bak evle de alakalı olabilir bu. Bu dallanıp budaklanmak dediğim ne kadar kafa karışıklığı olursa olsun, dallanıp budaklanmak dediğim durum e, burada düzensizlik varsa düzene girilecek, toparlanılacak. Belki de tamirat, tadilat tarzında bir takım işleriniz var. Bunları yapacağınızı gösteriyor. Hayatınızı düzene sokmak için uğraşacağınızı gösteriyor. Ne kadar burada dediğim gibi kafa karışıklığı olsa da net bir şekilde yola çıkacağınızı gösteriyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ya iki tane çocuğunuz var. Ee, yani hamile olup da bir de çocuğunuz olabilir. Ama bu çocuklarla alakalı kaygılarınız var. Kaygılı düşünceleriniz var. Yani ikiden fazla da çocuğunuz olabilir ama çocuklarla alakalı bazı endişelerinizin olması. Belki de onlara yetemediğinizi düş düşünmeniz. E, sanki burada bir çöküntü içinde kaldığınızı gösteriyor. Hani iki tane çocuğum var ya da işte üç tane çocuğum var hepsine yetemiyorum. İşte bu yüzden de işte yetmeye çalışırken yorgun düşüyorum diye. Birine değil de kendi içinizde bir sitem durumunuz var. Kendi kendinize bir sitem durumunuz var arkadaşlar. Evet çocuklarla alakalı da kaygılarınız var. İşte sizi anlayıp anlamamalarıyla alakalı kendinizin onlara aslında saçınızı süpürge ettiğinizin Anlayıp anlamamaları konusunda da kaygı ve endişeleriniz var. Ama burada size şöyle de bir şey gösteriyor fincanınız. Bazı problemler dönemsel, geçecek. Bu kadar kendini yıpratma. Hani evet evlat, evet çoluk çocuk. Ama işte saçını süpürge ettiğine ee, gerçekten hani sen yapacağını yap. Gerisi zaten bir şekilde olacak diyor. Bak bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Evet, şöyle hemen ben tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Sonrasında da bir tarota geçeceğim. Hmm, evet, şöyle hemen sizlere de bir gösterelim. Bakın. Hmm. Bazı sular akar yolunu bulur arkadaşlar. Siz burada ne kadar mücadele ederseniz edin, işte kadersel olarak yaşayacak olanlara olun yaşanacak olanlara kesinlikle e, müdahale edemiyorsunuz. Bazı olaylar var ve bunların önüne geçemeyeceğinizi gösterir. Şimdi ben ilk önce şunu da söylemek istiyorum. Burada konuya daha fazla açıklamadan önce. Şimdi kadersel olan bazı kötü şeyleri nasıl değiştirebilirim diye geçen de bir yorumda gördüm. Hatta onu cevapladım. Şimdi sizlere de şöyle kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Kaderse olarak bazı kötü durumları iyiye nasıl çevirebilirim? Bazı kötü olayları iyiye nasıl çevirebilirim? Arkadaşlar birincisi maneviyat güçlenmesiyle. Duayla, ibadetle kötü olayları, belaları def ederiz. Ee, i̇yi olayları, güzellikleri kendi hayatımıza çekeriz. İkincisiyle biliyorsunuz ki dua kader değiştirir. Buna da inanarak yapın zaten. İkincisi de sadaka vermek. Sadakayı da verirken niyetinize göre verin. İşte kazalardan, belalardan, kem gözlerden, nazarlardan uzak dursun. Belalar benden uzak dursun. Gelen geri gitsin diye şöyle bir niyetinizi vererek, niyetinize göre vererek sadaka verdiğinizde kötü kadersel olayları iyiye çevirebilirsiniz. Bunların bilgisini vermek istiyorum. Bak bunlar önemli bilgiler. Lütfen bunları yapmaya. Yani 5 lira, 10 lira, 20 lira inanın sizi bozmaz ne fakirleştirir ne zenginleştirir bir 5 lira öyle söyleyeyim o yüzden bazen şöyle çıkartın verin ayrıca sizin verdikleriniz sizlere kat kat fazlasıyla geri geleceğinden emin olarak verin ki sizlere geri gelsin arkadaşlar bunu da söyleyelim kadersel olarak bazı kötü durumları iyiye çevirmeniz gerekiyor bilginiz olsun Bak bir olay var bir güç sarf ediyorsunuz burada ama öyle bir güç sarf ediyorsunuz ki öyle bir enerji sarf ediyorsunuz ki belki çok üzüldünüz belki çok sıkılıyorsunuz nasibim var emek veriyorum ama e, neden bu kadar yavaş oluyor bazı işler diye düşünüyordu olabilirsiniz birilerine belki bağlı bu yaptığınız işler ve bu yüzden de e, nasibiniz yavaş ilerliyordu olabilir. Merak etmeyin aslında. Niye merak etmeyin biliyor musunuz? Nasibinizi yavaş yavaş kendinize doğru çeker vaziyettesiniz. Diyorum ya belki birileriyle ortak bir iş yapıyorsunuz. Birilerine bağlı bu nasibiniz. Ya da işte kaderse olarak da yavaş gelecek bazı nasipler olabilir. Ama nasibiniz geldiğinde yani siz kendinize yavaş yavaş çektiğiniz için nasibinizi nasibinizi e, aldığınızda inanın beklediğinize değecek arkadaşlar. Evet kötü bir alışkanlığınız var gibi görünüyor. Bu kötü alışkanlıktan aslında memnun da değilsiniz. Böyle bir çalkantılı hallere sokuyor sizi. İstemediğiniz durumlara soktuğunu da gösteriyor. Şimdi bu kötü alışkanlığı yani olabilir ama e, atlatmanız. Belki tedavisini olmanız belki böyle birazcık e, tedavilerle kurtulanabilecek bir durum olduğunu gösteriyor. Ha bu kötü alışkanlıktan kurtulmazsan ne olur derseniz sıkıntı arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ama kötü alışkanlıktan da kurtulursanız açıkçası hmm, yeni doğmuş gibi olacaksınız ve sıkıntıdan da kurtulmuş olacaksınız. Yeniden doğmayı kim istemez arkadaşlar hepimiz isteriz ve sizin burada evet gerçekten böyle yeniden bir hayat bahşedilmiş gibi görünüyor. Bu kötü alışkanlıktan kurtulursanız. Bakın şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani şurada sanki sizden küçük birisi var ve onu böyle bir yıkadığınızı düşünün. Tamam mı? Saçını, başını yıkadığınızı düşünün. Belki sevdiğiniz bir insan olabilir. Belki bir çocuğunuz olabilir. Ya da işte sizden küçük bir kardeşiniz olduğunu gösterir. Kötü bir yola girmiş olabilir. Kötü bir durumla karşı karşıya kalmış olabilir. Ama siz o insanı seviyorsunuz, değer veriyorsunuz. Ve onun yaptığı şeyden kaynaklı bir endişe duyduğunuzu gösterir. Kafasını öyle bir yıkıyorsunuz ki böyle kirlerinden, kötülüklerinden arınsın da rahatlasın diye o çocuğun yani sizden küçük olan insanın diyeyim kardeşiniz de olabilir kafasını rahatlatacak bazı durumları sizden kaynaklı yaşayacak. Evet kötü bir yola girmiş olabilir ama siz o kötü yoldan onu alıp güzel bir yola sokacaksınız demektir. Yanlış mı yaptı? Doğruyu yapmak için yani yanlıştan alıp da onu düzeltip de doğru yola sevk edebilirsiniz. Böyle bir kirlerinden sizin arındıracağınızı gösteriyor. Belki de bu insanın psikolojik olarak bazı travmaları bazı problemleri var. Ve sizlerden kaynaklı olarak bir rahatlama yaşayacak arkadaşlar bunu da söyleyelim. Sizden küçük olan birisi bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu çok net çıktığı için söyleyelim. Hmm, evet. Bakın arkadaşlar. Bir telaşınız var ama nasıl desem. Hani böyle sınav zamanı olur, sınav telaşı olur, düğün dernek olur. İşte bazı kalabalıklar da var burada. Şimdi bazı telaşların içine girebilirsiniz. Birden girebilirsiniz. İşte bir alışveriş telaşı olur. Dediğim gibi bir sınav telaşı olur. Bir takım ee, nasıl desem işte kendi hayatınıza göre yorumlayın lütfen. İş telaşı olur. Yetiştirmeniz şey, gereken şeyler vardır. Bir telaşlısın. Ama niye telaşlısın biliyor musun? Senin sorumluluğun olduğunu biliyorsun. Birileri ee, o sorumluluğu sen yapmazsan senin elinden alacaklar gibi görünüyor. O yüzden o sorumluluğu tek başına böyle göğsünü gere gere ben yaptım diyebilmek için tek başına bir an önce yapmak için çok telaşlı görünüyorsun. Biraz daha sakinle, biraz daha zamanın var olduğunu da gösteriyor. O yüzden biraz daha yavaşla, sakin ol. Zaten sorumluluklarını yerine getirebilecek durumda olduğun için Herhangi bir problemle, herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaksın. Belli ki sevdiğin bir sorumluluk bu. Ve bu sevdiğin sorumluluğu da şu anda kimse senin elinden almayacak. Bu konuda müşteri olabilirsin. Rahatlamanda fayda var. Parça parça ve planlı çalışmanda da o sorumluluğu yerine getirirken parça parça ve planlı çalışmanda da kesinlikle tavsiye ettiğim bir durum. Evet arkadaşlar şurada da bir ufak bir yılanımız var. Lütfen bak şöyle netleştireyim mi? Kafayı biraz yukarıya dikmiş vaziyette. Şöyle bendeyken şu vaziyette çok net görünüyor. Şöyle göstereceğim. Bak yılan çift başlı gibi ama şuradan kafayı yukarıya dikmiş vaziyette. Enerjini sömüren, yılan dilli, sürekli kötü yorum yapan e, enerjini düşüren yani böyle kötü yorumlarıyla kafanı karıştıran insanlar olabilir etrafında bunlara kesinlikle müsaade etme zaten etmeyeceğini biliyorum şu an baya fincanın da tabağında bunu gösterdi ama olası bir durumda müdahale etmeye çalışanlar olursa kötü yorum yapmaya çalışanlar olursa lütfen bunların önünü en kısa zamanda kes yılanın başı küçük genetiler arkadaşlar bunu da söylemiş olalım 17 Ekim Salı günü niyetini arkadaşlar şöyle tarotumu sizler için karıştırmak istiyorum. Sizler de tabii ki de bu aşamada kendi niyetlerinizi şöyle oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Evet hazırsanız hemen şöyle bir başlayalım. İlk kartımızı bir alalım bakalım neler var. İlk kartımı görüyorsunuz değil mi? Fincanla ne kadar uyumlu. Şimdi bencil olan, egoist olan, nefretçi olan, size karşı kin besleyen, düşmanlık yapan, şeytani böyle bazı insanlar var etrafınızda. Açıkçası tabağınızda zaten bunu gösteriyor ama Tarot'taki ilk kartın yılan gelmesi bu insanların sizin etrafınızda kesinlikle olduğunu gösterir. Bu insanların işte düşmanlıklarını, rakipliklerinin farkına varın ki sizlere bir zararı dokunmasın. Olgunlaşmak, dönüşmek arkadaşlar. Büyüyorsunuz. Bak yaşınız kaç olursa olsun. Büyüyorsunuz, olgunlaşıyorsunuz, hayat tecrübelerini kazanıyorsunuz ve bu yaşadıklarınız sizlerde ciddi değişimler ortaya koyuyor. Hayatınızda neyin ne olması gerektiğini Hatta hayatınızda hangi insanların olması gerektiği, hangi insanların olmaması gerektiğine bile tecrübeleriniz sayesinde karar verebiliyorsunuz ve bu sizin için baya hayat kurtarıcı görünüyor. Geçmiş izleriniz var arkadaşlar. Geçmişte yaşanılanlar var ve işte ilişkinizde olur, evliliğinizde olur, aile hayatınızda olur, çocukluğunuzda olur. Hiç fark etmez. Geçmişten bazı izleriniz var ve bunlar sizde ciddi bir takım izler bırakmış gibi görünüyor. Şimdi bu izler bugününüzü etkiliyor. Mesela örnek veriyorum. İki kere evlilik yapmışsındır. İlk evliliğinde farklı izler kalmıştır. İkincisinde de bu izleri yaşamak istiyorsundur. Ya da çocukluğunda bazı güzel olaylar, güzel hayatın vardır şu anda. işte hayatından memnun değilsindir ve o çocuklukta bırakılan izleri arıyor da olabilirsin. Şimdi bazı izler geçmişten geldiği için geçmişte bırakmayı bilmelisiniz. Ben bu durumlarda şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Madem şu anda belki işte dediğim gibi hayatınızdan memnun değilseniz önceliği kendi hayatınıza verin ve kendi hayatınızı mutlu edecek. Bizzat siz neyden hoşlanırsınız? Neyden mutlu olursunuz? Bunu bir öğrenin, kendinizi keşfedin ve buna göre hareket edin. Yani bir kahveden mi hoşlanıyorsunuz? Bir çiçekten mi hoşlanıyorsunuz? Bunu kendiniz yapın, kendiniz alın, kendiniz mutlu olun ki kendi kendinize iz bıraktığınızda inanın ki o geçmişin kötü izlerinden de Kurtulmuş olacaksınız. Evet, bazı gerçekler açığa çıkıyor arkadaşlar. Birileriyle yüzleşmenize vesile olabilir. Bazen gerçekler açığa çıktığında olayların enine boyu düşünmek gerekir ve gerçekler açığa çıktığında tarafsız bir şekilde değerlendirmeniz gerekir. Bir de bazı insanların ne dediğine çok fazla takılıyorsunuz o ne dedi bu ne dedi diye açıkçası çok fazla kafa yormayın. Az olanın konuştuğu bir dönemdeyiz. O yüzden herkesin dediğine takılmamanız gerekiyor. Evet az önce tam da bunu anlattım. Geçmişten gelen bazı düşünceler var. Ve geçmiş bazen bugünlerde yaşadıklarınızın işte geçmişte olan bir takım şeylerin bedelini ödediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir hissiyatın içine de giriyor olabilirsiniz. Evet bunun olma olasılığı var. Bu bir ihtimal. Ama her şeyde bir bedelin ödenmesi durumundan ibaret değil arkadaşlar. Kadersel olarak yaşanacakları lütfen unutmayın. Bir kutlama var. Evet sevinçli bir haber geliyor. Sevdiğiniz insanlarla beraber bu kutlamayı yapacağınızı, içinizdeki sevinci, içinizdeki heyecanınızı sevdiğiniz insanlarla beraber paylaşacağınızı gösteriyor. Ve gelecek olan müjdeli ve sevinçli haber sizleri ileriye taşıyacak demektir arkadaşlar, bilginiz olsun. Bir konuda doğru zamanı bekliyorsanız o zaman, doğru zaman artık geldi demektir. Akışına bırakmanız gereken zaman bitti. Artık icraata geçmeniz gereken bir zamandasınız. Evet bazı konularda yine de zamana ihtiyacınız var. Ama çok abartılı bir zamana ihtiyacınız yok. Bir sene sonrasını ertelemek yok. Birkaç gün olabilir ama bir sene sonrasını erteleme durumunuz bitmiştir arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Kesinlikle aceleci davranmayın. Ani karar vermeyin. Sabırla sınanabilirsiniz. Artık sabır sabır çatladım diyebilirsiniz. Şimdi aceleci karar verirseniz yanlış bir karar verme durumunuz var. Sabr sabırlı bir şekilde aceleden kaçınarak karar verdiğinizde doğru bir karar vereceğinizi de gösteriyor. Şimdi bir de şöyle bir durumunuz var. Bunu hazır bu 2-3 kartımda peş peşe geldiğinde söylemek istedim. Kalple alakalı pardon bir konuyla alakalı duygusal olarak kalpten bir karar verdiğinizde yanlış karar vereceğinizi gösteriyor. Akıl ve mantık olarak bir karar verdiğinizde de açıkçası daha doğru ve keskin net karar vereceğinizi gösteriyor. Yani mantıklı karar vermeniz gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar bilginiz olsun. Evet, bakın şimdi. Uzaklaşma ihtiyacınız, gezme ihtiyacınız. Şöyle bir kafa dağıtmak için bulunduğunuz yerden uzaklara gitme ihtiyacınız var. Yer değişikliğini çok istiyorsunuz ve bunun için imkanlara da sahip olacağınızı gösteriyor. Ve son kartım. Alın yazısında ne olursa onu yaşarsın diyen kartım. Yazgınız var. Anlınızda yazılanlar var ve bunları zaten hani kötülerini nasıl değiştirebileceğini bizzat aktarmıştım. İyi olanları da alın, kabul edin arkadaşlar. Kaderinizde, kaderinizin size getireceği güzellikleri alın, kabul edin kötüleri yaşamamak için lütfen evrene iade edin. Bununla alakalı olumlamalar yapılabilir. Bununla alakalı çalışmalarda yapabilirsiniz. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. Evet 17 Ekim Salı günü niyetine şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık arkadaşlar. Lütfen size ait olan pozitif enerjiyi alın. Negatifi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar, güzel bir hafta geçirmeniz dileğimle diyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere, hoşçakalın.